insanların hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu haberimizde anne ve babalar dikkatli izlesin sayın seyirciler. Türkiye'de obezite oranı %50 oranında arttı. Çocuklarsa en üst sıralarda. Çocukların vazgeçemediklerinin arasında börekler, hamburgerler, pasta ve çikolatalar var şüphesiz. Oysa tüm bunları yiyerek de sağlıklı kalmak mümkün. Peki nasıl dersiniz? Cevabı haberimizde. Buyurun, yerimiz var, buyurun. Çocuk da bir insan. Doyduğu an bırakabilmeyi öğrenmeli. Bir şey sonuna kadar yemek zorunda değil. Değil ama Türkiye'de işler pek öyle yürümüyor. Özellikle annelerin. Çocuğun doymuyor ya da az yedi ısrarı Türkiye'deki obezite oranını %50 artırdı. Çözümse diyet listelerinde aranıyor. Oysa yanlış. Diyet listesi yapan çocuklar daha içe kapanık, daha mutsuz ve bu liste bırakıldıktan sonra da daha çok kilo alan çocuklar oluyor. En büyük görev ise annelere düşüyor. Bunun içinse doğru bir beslenme çantası hazırlamakla işe başlanabilir. Kendi evde yaptıkları ev börekleri, ev kekleri olabilir veya muz, mandalina gibi soyulması daha kolay meyveler olabilir. Badem, fındık gibi yiyecekleri kuru meyvelerin içerisine koyarak anneler çocuklarının yanında okula gönderebilirler. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya bu işin kitabını yazdı. Kaya'ya göre birçoğumuzun sakıncalı gördüğü yiyecekler sağlıklı bir şekilde hazırlanırsa korkutucu olmak yerine besleyici olabilir. Geleneksel lezzetlerimizden çok mahrum kalmadan daha sağlıklı yiyecek malzemelerini kullanarak bir çocuğun sağlıklı büyümesi için gerekli olan miktarlarda ve gerekli olan ölçülerde tutarak hazırladım. Kitapta çocuklar için özel hazırlanan menülerin yanı sıra anneanne börekleri, pasta ve çikolata tarifleri de var. Sağlıklı çikolata olur mu demeyin. Oluyor. İşte tarifi. Bu çikolatanın içerisinde kestane var, doğal, bal var, badem var, kakao var ve biraz da tarçın ve vanilya var. Bunun için yaklaşık 250 gram kadar kestanemizi haşlıyoruz, blenderdan geçiriyoruz. İçerisine bir yemek kaşığı kadar dövülmüş çiğ badem koyuyoruz, tuzsuz badem. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar şöyle tarçın koyuyoruz. Bir yemek kaşığı kadar kakao koyuyoruz ve içerisine yarım bardak kadar da bal koyuyoruz ve bunları karıştırıyoruz şu şekilde. Karışımımızı bu şekilde hazırladıktan sonra biraz buzdolabına dondurursanız daha güzel tutar. Ama hemen istiyorsanız da bu şekilde Hindistan cevizine batırarak küçük toplar yapabilirsiniz. Ve biraz yine buzdolabında bulundurarak çocuklarınıza çikolata topları şeklinde ikram edebilirsiniz. Ellerinize sağlık. İstanbul un kapağı.